Ben İstanbul'dan herkese merhabalar. Çok önemli bir konu konuşacağız bugün. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de kültür sanata, sanatçılara verdiği desteği konuşacağız. Çok güzel bir program hazırladılar. Uzun vadeli bir program ve tüm Türkiye'yi kapsıyor. Ki bence en önemlisi de bu. Sadece İstanbul'u ya da Ankara'yı değil, tüm Türkiye'yi kapsayacak ve oradaki sanatçılara uzanacak bir destek bu. Bununla ilgili olarak da Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı Direktörü Ayşe Utku Erarslan'la konuşacağız. Evet Ayşe, programımıza hoş geldin. Heyecanlısın ama biz de heyecanlıyız. Çünkü Türkiye'de hem sanatçıları hem sivil toplum kuruluşları, yani bu camia içerisindeki hemen hemen herkesi destekleyecek ve kanatları altına alacak bir programdan bahsediyoruz. Çok teşekkürler öncelikle. Şimdi Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı Avrupa Birliği desteğiyle başlayan bir proje. Goethe Enstitüsü Alman Kültür Merkezi'nin liderliğinde Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Fransız Kültür Merkezi, Danimarka Kültür Enstitüsü ortaklığında ve Hollanda Büyükelçiliği, Türkiye-Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde yürütülen bir proje olacak. Uzun vadeli bir proje, çok uzun bir yolculuk olacak, 4 sene sürecek. Evet. Ve bu 4 sene boyunca yapacaklarımızı tanıtmak istedik. Bir hibe programı açıyoruz. O yüzden Türkiye'de bunun olabildiğince tanınması için uğraşacağız. Yerel projeler hibe programı adı altında. culture-civic.org adresimiz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Culture Civic adı altında. Buradan başvuru rehberini indirebilir ilgilenen kişiler, kurumlar, bireyler, aktivistler, kültür sanat dünyasında bir değişim için uğraşan, çabalayan herkes. Ya sadece sanatçılardan bahsetmiyoruz. Kesinlikle, burada değil mi? Hayır. Kültür üreticileri, kültür yaratıcıları, kendi mahallesinde, topluluğunda kültür sanat aracılığıyla çocuklara, gençlere, yaşlılara ulaşmak isteyen, topluluklarında bir değişim hedefleyen, bir toplumsal değişimi düşünüp ve bununla ilgili kültür sanat aktivitelerini bir araç olarak kullanmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz aslında. Tabii ki aynı zamanda bireysel başvurulara da açık. Yani belgesel aktiviteleri, faaliyetleri, belgeselcilik faaliyetleri olabilir, gazetecilik faaliyetleri olabilir, aktivizm faaliyetleri olabilir. Bireylere de, sanatçılara da aynı zamanda sanat eserlerini yaratmak üzere açık bir hibe programı 4 başlık altında gerçekleşecek. Evet, nedir o başlıklar? Tamam, onlardan bahsedelim biraz. 4 tane hibe kategorisinden bahsettik. 2025 yılına kadar hibe vereceğimiz projelerin 4 farklı kategoride başvurmalarını bekliyoruz. Birincisi yerel projeler hibe programı. İkincisi 30 Ağustos'ta açacağımız kentler arası işbirliği geliştirme hibe programı. Üçüncüsü yapısal destek hibe programı. Ekim ayında açılacak bunun açık çağrı duyuruları. Ve 2022'nin ilk ayında açacağımız sanatsal üretim fonu olarak 4 farklı kategori belirlendi. Bu kategorilerde toplam 200'ün üzerinde projeye ve sanatsal üretime hibe sağlayacağız. Salgın döneminde kültür sanatının önemini daha iyi kavradık diye düşünüyorum. Yani ilk saldırdığımız şey, eve kapandığımızda işte dijital olarak ne izleyebiliriz, hangi müzeyi gezebiliriz, ne okuyabiliriz. Yani kitap satışları ve o sırada dijital olarak müze gezenlerin oranı çok arttı. Ve bizi ayakta tutan da her ne kadar kültür sanat üreticileri zorda olsa da o sıralarda yaşam mücadelesi verse de hala biz en çok kültür sanat da ayakta durabildik. O yüzden de bu dönemde sanki çok altı çizilecek diye düşünüyorum. Bence de öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu dönemin bize verdiği bir ders oldu bu. Hepimiz kendi bireysel hayatlarımızda kültür sanatla ilgili arayışlarımıza yön vermeye çalıştık. Bu kesinlikle doğru. Fakat şeyi de unutmamak lazım. Bu yeni bir mesele değildi. Değil, evet. Toplumsal meselelere yaklaşırken sosyal içermeyle ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili, demokratik süreçlerle ilgili kültür sanat her zaman bir araç oldu. Yani rapor yazmak, araştırma yapmak, haberlere çıkmak, bunlar da birer araçtı. Ama kültür sanatın yapabildiği şeylerin çok daha farklı, çok daha insanları bir araya getiren, çok daha uzun soluklu olabilen, çok daha deneyime dayalı, çok daha topluluk bazlı olabildiğini biliyoruz. Ve bu topluluk bazlı sanatın, topluluk bazlı kültür sanat aktivitelerinin Türkiye'de daha çok görünür olmaya ihtiyacı var. Ve bunun pratiklerinin çok olumlu etkileri olduğunu görüyoruz ve bunu biraz daha yaygınlaştırmak amacımız. Bundan sonra çizilecek yol haritası, 4 yıl içerisinde üzerinde duracaklarınız, altını çizecekleriniz ve 4 yıl sonra finalde neler bizi bekliyor? Tamam, çok güzel. O zaman bir takım belki ilkelerden bahsedebilirim burada. Bir kere şeffaflık ilkesi çok önemli olacak. Yani başvurularımızı yayınlıyoruz tarihleriyle, başvuruların değerlendirme süreçlerinin sonuçlarının açıklanması tarihlerini veriyoruz. Burada rol oynayacak bir jüri olacak. Onunla ilgili bilgi veriyoruz. Daha sonra hibelere başvuran, başvuruları kabul edilen veya edilemeyen herkese aynı şekilde ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sağlamaya devam edeceğiz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir ihtiyaç analizi doğrultusunda Türkiye'nin farklı illerinde, farklı tematik alanlarda çalışan kişi ve kurumların bize vereceği bilgiler doğrultusunda, bizim yapacağımız araştırmalar doğrultusunda onların ihtiyacı olan ilhamı veya bilgiyi veya buluşmaları, tanışıklıkları, ağları, diyaloğu sağlayacak atölyeler düzenleyeceğiz. Bu 3 sene boyunca devam edecek bir kapasite geliştirme programı. Bir hibe programından bahsettik. Bu da kapasite geliştirme programı olacak. Bu da çok önemli bir şey. Birbirini aslında tamamlayan 2 farklı programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı ile yolları kesişen herkesin 4 sene sonunda yine tekrar bir araya geldiğimizde büyük çaplı etkinlikler yapacağız 4 senenin sonunda. 3 farklı ilinde Türkiye'nin konferanslar düzenleyeceğiz. Orada onların katılımını da gözeteceğiz ve bütün proje boyunca da onların düşüncelerini, değerlendirmelerini, yorumlarını alabileceğimiz bir takım sistemler, mekanizmalar kurmaya çalışıyoruz. Bu bizim ilk olarak benimsediğimiz bir şey. Bunu 4 sene boyunca devam ettireceğiz. Muhtemelen bu 4 senenin sonunda Türkiye'nin farklı illerinde çok güzel projeler yeşerecek. Genç gruplardan çıkacak çok güzel fikirler olacak. Onların sahipleneceği, büyüteceği, yeşerteceği çok güzel fikirler, projeler yaşatacağız diye düşünüyorum. Evet, ben de buna inanıyorum çünkü çok güzel hazırlanmış, tasarlanmış, üstelik içinde birçok ülke var ve birçok kurum var ve sizin gibi çok güzel insanların, sanata emek ve gönül vermiş insanların içinde olması çok önemli, çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz hem bu programı tüm Türkiye için tasarladığınız için hem de bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Bazen otururken ne yapsak da bu dünyayı değiştirsek, ne yapsak da bu gidişatı durdursak dediğinizi duyar gibi oluyorum. Çünkü hepimiz şu günlerde aynı şeyi düşünüyoruz. Sevgili Aylin Gezgüç, Dünyayı Ben Mi Kurtaracağım adında, Sosyal Etki Pusulası adı altında çok önemli ve dişe dokunur bir kitap yazdı. Dolayısıyla hepimizin bireysel olarak attığı adımların ne kadar önemli olduğunu bu kitapta çok iyi anlatıyor araştırmalarla. Evet Aylin Hanım, çok önemli meselelere değinmek istiyorum. Çünkü bu Sosyal Etki Pusulası ile bu kitabınızı aslında attığımız her adımın, kişisel olarak attığımız her çöpün ya da atmadığımız her çöpün ya da ayrıştırdığımızın, mesela buradan bile başladığımızda dünyayı nasıl etkileyebileceğimizi ve sosyal etki pusulasıyla birbirimize nasıl da destek verdiğimizi çok iyi anlatıyorsunuz. Bu kitabı okurken tabii ilk önce aklıma benim ister istemez şu anda gündemimizde olan konu müsilaj. Yani bu konuda biz ne yapsak da aslında çözsek diye size danışmak istiyorum ilk olarak. Of, yani yanan yerden girdiniz. Evet. Benim de şu anda böyle gece uykularımdan uyandığım bir konu. Böyle o kadar bariz aklımdan çıkmıyor ki böyle sırf aklımdan çıkarmak için kendimi başka şeyle meşgul etmeye çalışıyorum. Benim çok sevdiğim kitabın da 222. sayfasında yer alan İnci Kefalleri hikayesi var Van'da. Profesör Mustafa Sarı'nın enfes bir TED konuşması var. Ben bütün atölyelerimde kullanıyorum. Aslında onun orada yaptığı şey etki çemberleri. Şu anda Marmara'da yaşanan olay tamamen bir negatif vortex, yani etki çemberleri tersine çalışırsa bir hortum gibi her şeyi içine alarak kötüye doğru gider ve biz insan türü o kadar değişik bir türüz ki o geometrik artışları karda, kazançta, ne bileyim işte günün haz verici olaylarında çoğalmasını isterken ve bunu takip ederken kötü olaylarda bunu takip edemiyoruz. Çünkü o bize fazla geliyor ve donmaya başlıyoruz, kalmaya başlıyoruz. Aşırı korkudan görmez hale geliyoruz. Yani iklim krizi böyle bir şey. Dünyadaki çeşitliliğin yaşadığı bir kriz var biliyorsunuz. Yani şu anda mesela ben çok seviyorum zürafaların, aslanların, ondan sonra denizdeki o muhteşem korkunç yaratık dediğimiz köpek balıklarının halbuki aslında hiç de korkunç olmadıklarını. O Hollywood'un aslında bir kötülüğü bize. Aynen. Daha doğrusu köpek balıklarını. Köpek balıklarını ama bize de, çünkü burada müthiş bir zincir var. Evet. Dünyada müthiş bir zincir var. Yani dünya uzayda kendi başına giden bir gemi gibi ve müthiş bir yaşam sistemi var. O sistem 9 ayrı alt sistemle destekleniyor. Şu anda insan türü köpek balıklarından çok daha büyük bir tehlike olarak tüm sisteme, kendisine büyük bir şey içerisinde, negatif vortex içinde. Evet. Ve bir dünyanın bir çağrısı var. Bana yardım edin. Yani gazetede bir ilan gibi. Ben bu ilana başvurdum ve bu kitabı yazdım. Normalde benim işim proje tasarımı. Yani Marmara Denizi'ne ne yaparsak Marmara Denizi iyileşir. Benim proje tasarım alanım. Pozitif vortex kuruyor olmamız gerekiyor orada. Pozitif vortex nasıl kurulur? Bir yerden başlayarak kurulur. Sorumluluk alarak. Yani sorumluluk almak ne demek? Biz bunu kötü bir şey zannediyoruz. Sorumluluktan kaçmaya çalışıyoruz. Oysa sorumluluk sanattır. Yani kendi sorumluluğunu ortaya koyabilmek, Aysu'nun eşsiz sesini, eşsiz izini, eşsiz seçimlerini ortaya koyabilmesi için bulduğu bir özgürlük alanıdır. Aslında biz hani çocukları hep sorumluluğunu bil aman diye korkutarak sorumluluk veriyoruz. Ya da iş insanları o sorumlulukları sınırlandırmaya çalışarak yaşamlarını sürdürmeye ve kar etmeye odaklanıyor. Oysa sorumluluk size has, eşsiz bir eser ortaya koyma becerisidir. Şimdi Marmara Denizi'ndeki mesele o sorumluluğun kolektif bir sorumluluk olması ve Aysun, Aylin, işte oradaki bütün ekosistemde yer alan balıkçılar, belediyeler, denizin suyunu sistemlerini soğutmak için kullanan şirketler veya atıklarını başka yer olmadığı için oraya bırakan şirketler. Yani hepimiz kolektif olarak Marmara Denizi için ben ne yapabilirim? Yani basit aslında, o kadar basit ki ben ne yapabilirim? Ben evde Aylin olarak ne yapabilirim? Yapmaya başladım. Çok psikolojik olarak rahatladım. Herkese öneriyorum. Çöpleri ayrıştırmak. Evet. Ya o kadar kolaymış ki. Ben gözümde çok büyüttüm. İşte şehir hayatında olmaz dediler. Sen bunu beceremezsin dediler. Senin işin projecilik, çöplerle kim uğraşacak, nereye atacaksın dediler. Dediler. Bu da bir virüs. Bu dediler virüsü. Evet. Yani ondan kurtulmak gerekiyor. Dediler virüsüne. Ki kitapta da zaten çok da iyi bağlıyorsunuz. Orhan Pamuk'un Nobel konuşmasından geldiğiniz nokta, kendiniz de hani bu kitabı yazarken yani sen işte kadınsın, sen profesör müsün, sen ünlü değilsin, ne yapacaksın? Ama öyle değil. Oysa hani çöpleri ayrıştırarak bile başlayabileceğimiz bir nokta. Yani sen kimsin değil. Kendimize güvenmeli, sorumluluk almalı ve etkimizin farkına varmalıyız. Etkimizin farkına varmak. Yani ben şunu söylüyorum atölyelerimde, projelerimde. Eğer bir kelebeğin hani çırptığı kanadın bir okyanusta yarattığı etkiyi ben fark etmiş ve bunun muazzamlığıyla hayranlığa düşmüşsem eğer, bir Aylin olarak, bir Mehmet olarak, bir Fatma olarak, neyse bir insan olarak benim bıraktığım izi görmemem, onu sahiplenmemem, çöp olabilir, birisiyle yaptığım bir sohbet olabilir, birisini karşılama mesajı olabilir, birine hangi maaşı vereceğimi seçmek olabilir. Her verdiğimiz kararda eşsiz bir seçim olasılığı var ve olasılıklar bizim önümüzde daima. Yani biz bir ezberden gidiyoruz. Bu böyle oldu. İşte ben şimdi yapsam başkası yapmaz. Ben çöpü temizleyeceğim, yandaki temizlemeyecek. Yani neden bu negatif varsayımlarla hayatınızı yaşamıyorsunuz? Evet. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz başkası yapmaz diye. Sen yap, evet. Sen değiş, sen gülümse, yanından geçene gül. Önemli değil, o gülmeyebilir, o onun problemi. Sen gül, niye kendini geri çekiyorsun? Yani bu kitap aslında kendini geri çekme, parla. O yüzden hep kutup yıldızı, evet. Hep yıldızlar ve böyle takım yıldızları. Yani kimden ilham alıyorsun? Hani hepimizin zorda kaldığı, hiçbir şey yapamayacağım dediği anlar oluyor. Benim de oluyor, sizin de oluyordur. Hepimizin oluyor. O anlarda geri çekilip hiçbir şey yapamayız demek yerine işte örnek veriyorum Marmara Denizi. Evet. Yani biz burada etki çemberleri oluşturabiliriz. Bu konuya kafasını yoran insanlar, beni, sizi, biliyorum çok üzüldüğünüzü, buradaki ekibi, birkaç başka insanı küçük çemberlerle başlatıp ne yapılabilir? Yani bugünden yarına bir şeyi değiştirecek olsam ben neyi değiştirebilirim? Şöyle düşünmek lazım aslında. Yeni bir yatırım projesi hepimizi heyecanlandırır, değil mi? Yani o ne güzel işte evim olacak, arsam olacak, işim olacak. Marmara Denizi'ni bir yatırım fırsatı olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda biz bunu bir yatırım fırsatı olarak görmezsek tüm Türkiye ekonomisinin dayandığı müthiş bir yatırım varlığı çökecek. Evet, maalesef. Ve bu çöküş hiç kimseye yaramaz. Hiç kimseye yaramaz. Yani şu anda Türkiye zengin ülkelerden biri aslında. Yani ben çünkü hazine müsteşarlığında da çalıştım. Yani Türkiye'nin gücünü hazine müsteşarlığındayken belki bu kadar iyi anlamamıştım. Şimdi özel sektörde, sivil toplumda çalışırken, bizzat sahada çalışırken ne muhteşem üretim potansiyelleri, ne muhteşem girişimcilik örnekleri var. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kitap için de ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, önümüzdeki günlerde ne okusak diyorsanız sevgili Aylin Gezgüç'ün Dünyayı Ben Mi Kurtaracağım? Sosyal Etki Pusulası kitabını mutlaka okuyun. Çünkü hem kendinize dair, hem dünyaya dair, hem de evrene dair çok şey bulacaksınız. BKM yaz etkinlikleri için geri sayım başladı. 24 Temmuz'da Fazıl Say konseri, 29 Temmuz'da Cimri tiyatro oyunu, 30 Temmuz'da Yasemin Sakallıoğlu ve 31 Temmuz'da Sagopa Kajmer sanatseverlerle buluşuyor. Ağustos programında ise Melek Mosso, Yaşama Dair, Cem Adrian, Fatih Erkoç, Kerem Görsev Trio, Gazapizm, Süt Kardeşler, Haluk Levent, Suna Yakın, Nihat Sırdar ve Büyük Ev Abluka'da yer alıyor. 2019 yılında ilk kez gerçekleşen Kuzey Fest, bir yıllık aranın ardından 5-8 Ağustos tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleşecek. Festivalde Manga, Emre Aydın, Elif Akbayram, Gazapizm, Buray, Pentagram ve daha birçok sanatçı sahne alacak. 59. Uluslararası Bursa Festivali 11-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliklerinden biri olma özelliği taşıyan festivalde Don Kişot'un Ben tiyatro oyununun yanı sıra Serta Perener, Kenan Doğulu, Cem Adrian, Zeynep Bastık, Haluk Levent ve daha birçok sanatçı sahne alacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenecek festival 17 ilçeye yayılıyor. Bengisu, sözü ve bestesi kendine ait Tarumar isimli yeni şarkısını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Alihan İsmailoğlu, Ali Ege Karaörs ve Hürkan Kurt tarafından kurulan alt katlı band Takılıyorum Ben isimli yeni teklisini tüm dijital platformlarda yayınladı. Papa Black Exclusive etiketiyle çıkan şarkının klibi ise YouTube'dan izlenebilir. Takılıyorum ben.